Herkese yeni bir videodan selam. Bu daha önce hiç yapmadığım bir video olacak ve bu yılım nasıl geçmiş bunları fotoğraflı bir şekilde sizlere anlatacağım. Diğer senelerde olduğu gibi de bu yıl da benim için o kadar kolay geçmedi. Acaba böyle çok kolay geçen bir yılım olacak mı diye düşünüyorum ve umarım böyle bir yıl hayatımda bir kere de olsa geçiririm. Tabii ki de hepimizin hayatında hani zorluklar oluyor, kolaylıklar oluyor ama genel olarak psikolojik açıdan her sene ben çok zorlanıyorum. Yani gerçekten her sene böyle bu kadar zor geçmek zorunda mı? Her neyse, şimdi sizi şöyle bir video bekliyor. Aslında ne kadar hayatım güzelmiş gibi gidip ama arka planımda neler oldu. Ama bazı zamanlarda güzel de anılar yaşadığım bir video. Çok uzatmadan videoya başlayalım. Şimdi telefonumda bir albüm yaptım. Oradan başlayacağız. Ben ne tarafa kaysam da fotoğraflar o tarafa gelse. Tamam, ben bu tarafa kaydım ve buraya fotoğrafları getireceğim. İlk olarak 2023 yılına girerken hayatımda ilk defa değil, yani ne zamandan sonra 18 yaşımdan itibaren hayatımda ilk defa ailemle baş başa bir yılbaşı kutladım. Son birkaç senedir de çilemlerle beraber kutluyoruz ama geçen sene çilem yurt dışındaydı o sıra ya da şehir dışındaydı sanırım. O yüzden herkes kendi plan yaptı ve ben ailemle birkaç arkadaşımla evde geçirdim. 2023 sene kendimi iyileştirdim ve daha çok kendime odaklandığım bir yıl olsun dedim. Aslında öyle de oldu birazcık. Daha sonrasında 2023'e gerek, tabii ki 2022'den bir fotoğraf koymuşum. 2022 yılında 20 tane kitap okudum diye. Bu sene 20 tane değil, büyük ihtimalle max 10 tane falan kitap okudum. Kitap okumaya çok odaklanamadım. Sadece 2023'ün başında çok kitap okudum. O zamanlar bir işte çalışıyordum ve işe gidip gelirken hep yolda kitap okuyordum. Molalarımda da kitap okuyordum ama onun dışında çok da kitap okuduğum bir yıl olmadı açıkçası. Ama yine de okudum yani. Bu da işten bir fotoğraf. O zamanlar McFit'te çalışıyordum. Çalışmaya devam ediyorum burada. 7 Ocak'ta çilemde toplanmışız yine. Şarap içiyoruz hep beraber. Burada çilek var. O gün çilemde kalmışım belli ki. Çünkü bir gün sonra çilekle dışarı çıkmışız. Çileği çok seviyorum. Çilemin köpeği ve ya dünyanın en tatlı, en uslu köpeği olabilir ya. Ya böyle bir şey değil mi? Yani sanki insan gibi, insanmış da sonradan köpek olmuş ve bunu bize asla söylemiyormuş gibi. Çilemle kahvaltımız. O günün akşamında da annemin bir arkadaşına gitmiştik ve annemin arkadaşında o kadar böyle süs eşyalar var ki, yani süs değil de işte maskeler olsun, yılbaşı konseptli, böyle bir mikrofon vardı ve annem birkaç tanesini denemiş. Bence bu fotoğraf çok komik. Daha sonrasında işte çalışmaya ve bir yandan da spor yapmaya devam ediyorum. 16 Ocak'ta çalışmaya devam ediyorum. 1 Şubat'ta maaşımı aldım ve 1 Şubat'ta da son iş günümdü. İşteyken bir mental breakdown geçirerekten büyük bir atak geçirip acillik olduktan sonra işten ayrılmaya karar verdim ve yılın en büyük ataklarından birini geçirmiştim ve benim için gerçekten zordu. Yani şöyle, işteyim bir anda ağlama krizine başladım ama sebebi yok. Daha sonrasında öğle molam gelmişti. Öğle molamda yemek yemeye gittim ve oradan da acile gittim. 1 Şubat'ta da maaşımı almıştım ve aldığım maaşı nakit çekmek zorunda kaldım. Çünkü ilk maaşımda kendime AirPods almıştım. Onu da şöyle bir salaklık yaptım ben. Gittim, ben düzenli olarak işe çalışmaya devam ederim sanaraktan fatura ek aldım. Ama fatura ek aldığım için ekstra fazla ücretli almış oldum. Yani normal fiyatı sallıyorum, o zaman 2500'e ben 3500 aldım. İlk maaşımda da hepsini kapattım. Keşke böyle bir şeylik yapmasaydım. Neyse, burada da paramı çekmişim ve bu paraların hepsiyle AirPods'umu ödemeye gitmiştim. Sonra Şubat ayında Peri ile görüşmüşüz. O gün Peri'de kaldım. Peri benim böyle 11 yıldır falan yakın olduğum biri. Hatta bazen bizi böyle kardeş sanabiliyorlar, ikiz sanabiliyorlar, akraba sanabiliyorlar. Ama bazı insanlara hiç benzetmiyor. Onun da kedileri var. Dünyanın en tatlı kedilerinden biri. Sonrasında 27 Şubat'ta dudak dolgusu yaptırdım. Dudak dolgusu yaptırmayı ben çok istiyorum. Yani şu anda mesela Şubat'tan beri yarım sis yukarı, yarım sisi aşağı yaptırdım ben. Toplamda bir sisi oluyor ve Şubat'tan beri bu zamana kadar bence iyi dayandı. Yani şu anda bayağı indi ama hala dudaklarımda dolgu var, yani onu hissediyorum. Burada yaptırdığım zaman ilk gün daha ödemli olduğu için bayağı şiş duruyor ama şöyle söyleyeyim size. Normalde benim cildim çok hassastır ve bütün dudaklarımın morarması gerekirken
Sadece şurası morarmıştı. Onun dışında morarmamıştı. Hayatımda verdiğim en doğru kararlardan biri bence dudak dolgusuydu. Yaptırdım ilk gün bana nasıl biliyor musunuz? Dudaklarım burnuma değecek gibiydi ve ben o şekilde eve bile gitmedim. Dışarıda gezmeye devam ettim. Hatta eski iş yerimi ziyarete gittim Mekif'te. Oradaki arkadaşlarımı ziyarete gitmiştim. Yukarıda kıyamet kopuyor şu anda. Güneş gitti. Neyse. Daha sonrasında 17 Mart'ta St. Patrick's gününü kutladık Çilem'in evinde. Hepimiz yeşil giyindik ve bu tarz konseptlere bayılıyoruz biz. Ne zaman böyle bir etkinlik yapabileceğimiz bir olay çıkıyor, biz hemen onun etkinliğini yapıyoruz. Mesela St. Patrick's'i Türkiye'de kutlanmıyor. Yani daha çok İrlanda'da kutlanan bir etkinlik ama biz böyle her şeyi bahane edip etkinlik yapabiliyoruz. Bu da o gündü. Makyajımı falan da böyle yeşilli yapmıştım. Güzel bir gün geçirmiştik. Ha pardon. O günün akşamında dışarı çıkmıştık ve ben o gün çok kötüydüm. Yani hayatımın o zamanlardan itibaren, yani mesela Ocak sonunda bir atak geçirdim, bir de Mart'ın sonunda, o zamanlar çok ağır bir depresyondaydım. Hatta St. Patrick's gününe katılamayacak derecedeydim ve hayatımın devamını göremedim. O kadar büyük bir depresyona girmiştim ve bu 2 ay sürdü. Hayatımın en korkunç depresyonlarından biriydi. Yataktan kalkamıyorum, yemek yiyemiyorum, tuvalete gidemiyorum, duşa giremiyorum. Hani hiçbir şey yapamıyorum. Bedenim o kadar yorgundu ki ve o kadar bir şeylere isteksizdim ki çok korkunçtu. Ama gördüğünüz gibi her şey iyiymiş gibi gözüküyor. Arada dışarı çıktım oldu. Mesela bunlardan biri. Denize dışarı çıkmıştı ama büyük ihtimalle bugün ne yapmışız bilmiyorum ama dışarı çıkabilmişim. Yani arada bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Ha mesela 2 hafta hiç yataktan çıkmıyorum. 2 hafta sonra bir günde olsa bir dışarı çıkıyordum. 2 Nisan'da yine Çilemler'de toplanmışız arkadaşlarımızla. Acaba bir etkinlik yaptık mı? Niye toplanıp süslenmişiz onu anlamadım ama onu hiç hatırlamadım şu anda. 11 Nisan'da bir test yaptık ve bu sizin ne kadar işte paranoyanızın olduğu, işte depresyonunuzun olduğu vesaire gösteren bir testti. 100 soruluk falan bir test yapıyorsunuz ve böyle bir sonuç çıkıyor. Ben de %100 narsist, %100 depresif ve %100 borderline çıkmışım. Yani bu üçü %100 çıkmış. Daha sonrasında saçlarımı kendim boyamaya karar vererekten buraya kadar, buradan aşağısı kuaför boyamıştı. Ve Emre'ye bazen bu saçla gittiğim zaman gerçekten çıldırıyor. Kendim boydum ve bunu asla yapmamam gerektiğini anladım. Çünkü buraya kadar soğan kabuğu, buradan aşağı platin iniyordu saçım. Çok korkunçtu. 20 Nisan'da Cody ile buluşmuşuz. Cody ile buluşmayı çok seviyorum çünkü her şeyi beraber konuşabiliyoruz. O gün de bana kitap hediye almıştı. Kötü hissettiğim için. Beraber AVM'ye gezmişiz. Deniz de gelmiş bizimle beraber. Ve o gün bu oyunu oynadık. Bu oyun o kadar eğlenceli ki. Türkçesi çıktı mı bilmiyorum henüz. Biz İngilizce versiyonunu oynamıştık. Kartlarda şöyle diyor mesela. Şu şöyle bir durumda kaldınız, tepkiniz ne olurdu? Sallıyorum. Arkadaşınızın sevgilisinin onu aldattığını gördünüz. O anki tepkiniz ne olurdu? O sıra böyle kartlar var elinizde, karışık dağıtılıyor. Ve herkes bir tane kart koyuyor. Gerçekten inanılmaz eğlenceli bir oyun. Sonra Cody'ye bir günlük gideceğim diye 3 günlük gittiğim için Cody'nin kıyafetlerini giymeye başlamışım. 22 Nisan çok tatlı bir gündü. Maçka Parkı'na gidip oturmuştuk, yanımıza kitaplarımızı almıştık. Böyle çok sakin, huzurluydu. O günden sonra depresyondan çıkarak şuna karar vermiştim. Hatta Instagram'a bir post paylaşmıştım bununla alakalı. Evet, hani hayat kötü gidiyor ama ben bir şekilde güzelliğini bulacağım adı altında. 23 Nisan'da hala Cody ile olmaya devam ediyorum. Sonra 27 Nisan'da biraz daha iyi hissetmişim kendimi. Belli ki hazırlanmış, süslenmişim. Aa, bugün 27 Nisan'da şeye gittik biz. Tekno festivali vardı Zorlu'da 3 gün. Onun ilk günü. Burada makyajım, hayatımda yaptığım en güzel makyajlardan biri olmuştu. Deniz de benimle geldi. Hatta Peri davetiye göndermişti bize. Böyle dördümüz, Peri, erkek arkadaş Deniz, ben gitmiştik. Gerçekten çok eğlendiğim bir gündü. Saçlarımı bu halini çok seviyorum. Böyle birazını açık bir yanlarını iki topuz yaptığım zaman. Kendim o 3 gün boyunca en beğendiğim gün ilk günüydü sanırım. Peri ile böyle makyaj yaptırmıştık suratımıza ve o festivalde şey, makyaj yaptırabiliyorsunuz suratınıza. Ücretsiz bir şekilde dövme yaptırabiliyorsunuz ama dövme sırası çok fazlaydı. Biz dövme yaptıramamıştık o yüzden. İlk gün çok iyiydi. Diğer günlere gittikçe şey olmuştu böyle. Yoruluyorsunuz iyice. Çünkü
sürekli her yerde tekno çalıyor ve başınız bir noktadan sonra şişiyor. 3 gün boyunca da içiyorsunuz. Biraz zorluydu. Diğer gün uyanma şeklim, makyajımı bile silememişim. O derece halimle uyandım. Saçlarımın haline bakın. Daha sonra makyajımı silip tekrardan hazırlandım ve bu ikinci gün kombine. En çok beğendiğim makyajdan biri de ikinci günde yaptığımdı. Yani makyözün yaptığı, buralara sürdüğü boyaları en çok sevmiştim. Deniz bembeyaz. Ama buradaki fotoğrafta şey çok komik. Arkada insanlar var. Keşke arka planı farklı bir yere koysa daha iyi olurmuş. Burada herkes fotoğraf çekiyor. Arkada milyon tane insan. Bu üçüncü gün. Üçüncü gün makyaj yaptırmış mıyım? Bu arabada yolda gidiyoruz. Evet, üçüncü günde makyaj yapmışım. Burada saçlarımı önlerini örmüştüm ve topuzlarımdan da örgüler bırakmıştım. Üçüncü gün artık bizim var ya, pestilimizin çıktığı, mahvolduk artık dayanamayacak hale geldiğimiz gündü ve üçüncü günü festivalden erken çıkmak zorunda kaldık. Hayatımda hiç 3 gün üst üste o zaman içmemiştim. Diğer gün uyanmışız ve hepimizin hali. Yorgunluktan. Daha sonrasında 3 Mayıs'ta bir film gösterimine davetliydim. Galaksinin Koruyucularına gittik ve ya bu filmin üçüncüsüydü. Ben ilk ikisini izlemedim halde üçüncüsünü çok beğendim. Yani o kadar da izlememe gerek kalmadı ilk ikisini. Yine de izleyeceğim de. Üçüncüde de olayları yine de anladım. O gün şey zorluydu benim için. Etkinlik film gösteriminden sonra MR'ın en üst katında bir kokteyli etkinliği yapmışlardı ve ben asansöre binemeyen bir insanım. Bir apartmanda 4 kat ise 4 kat merdiven çıkarım. 4'ten sonrasında asansöre binmek zorunda kalırım ama mahvolurum o bölümde. Gördüğünüz gibi fotoğrafı o kadar yüksekti. Yani 59. kata mı çıktı? Kaçıncı kata hatırlamıyorum. Bayağı yüksekti. Ve ben asansöre binemeyeceğimi sandım. O yüzden bindiğim zaman kodiye sarılıp gözlerimi kapatmıştım. Çok zor dayandım korkudan. Etkinlikten fotolar. Çilem, Devon ve ben. Güzel bir etkinlikti ama yani o etkinliği de sevdim. Eğlendik. 5 Mayıs'ta gördüğünüz gibi Birdem, Çilem ve ben evde sıkıldığımız için değişik aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Bakalım dedik kule yapabiliyor muyuz? 14 Mayıs'ta seçim olmuştu ve Deniz'le bizim seçim kombinlerimiz. Cumhuriyet Kadını kombini yapmıştım o gün. Üzerime de kürk almıştım. Hatta o gün bu kürkle devrim fotoğraf çekilmişti. 14 Mayıs akşamı hepimiz oturmuşuz televizyon izliyoruz seçim sonuçlarını. 18 Mayıs'ta YouTube videolarına başlamışım. O zamanlar artık bir enerji bulmuşum kendimde ve YouTube videolarına başlamışım. Ve ben şimdiden de şey düşünüyorum. Yani tekrardan böyle 24 saat kitap okuma maratonu tarzında videolar çekmeyi düşünüyorum. O gün ilk videom oydu. Deniz'le bir bakım günü yapmışız 19 Mayıs'ta. Ve sonunda 20 Mayıs'ta çok doğru bir karar alaraktan saçlarımı yaptırmaya Emre'ye gitmişim. Emre saçlarımı gördüğün kriz geçirdi ama sorun değil, yine de saçlarımı yaptı. Saçlarım böyle çok küllü, hatta gri yapmıştık. Bayağı bir gri olmuştu. Çok beğenmiştim o saçımı. Yıkadıkça da çok akmadı. 23 Mayıs'ta Disney'in bir etkinliği olmuştu. Bu hangi film gösterimiydi? Aa, Deniz Kızı. Disney'in Deniz Kızı filminin gösterimi olmuştu ve ben zaten en çok böyle Disney filmlerini seviyorum. Daha prenses tarzı filmler. Küçük Deniz Kızı'nın gösterimi olmuştu ve gerçekten en sevdiğim etkinliklerden biriydi o gün. O gün yine suratımıza makyaj yapmıştık. Hatta ben Tekno Festival'e gittim demiştim ya, yanlış hatırlamıyorsam orada Maybelline'in makyajları vardı ve onlar gelmiş bu etkinliğe ve orada benim makyajımı yapan kişi burada tekrardan makyajımı yapmıştı. 19 Mayıs'ta Deniz'le dışarıdayız. Yine geziyoruz. O zamanlar şeye başlamışım yani. Bayağı bir video çekmeye ve kendimi dışarı çıkarmaya başlamıştım. O gün belki terapiye de gitmiş olabilirim. Aa evet. Ben 25 Mayıs'ta terapiye gitmiştim. O zamanlar psikoterapiye başlamıştım. Nisan'da başlamıştı psikoterapim. Mayıs'ta da devam ettim ama o kadar da şey değildi. Yani psikoterapimi ileriki zamanlarda bıraktığımı anlatacağım. O zamanlar düzenli bir şekilde gidiyordum ve iyileşeceğimi sanıyordum. 27 Mayıs'ta Betül'ün evlenmeden 2 ay öncesi. Bekar son şeyleriydi. 27 Mayıs'ta yine kitapçı geziyorum. 1 Haziran. Ya şu çok garip değil mi? Mesela Haziran'a girmişiz. Şu an fark ediyorum. Bakın 1 Haziran'a girmişiz ve üzerimde hala hoodie var. Yine öyle olmaz umarım. Yani ben Nisan'dan sonra havaların artık güzelleşmesini ve asla üşümememizi istiyorum. 8 Haziran. Havalar güzelleşmeye başlamış ve ben artık crop giyip dışarı çıkmaya başlamışım yani. Aa, o gün 8 Haziran. Biz bir etkinliğe gittik 8 Haziran'da. Transformers'a gittik. Çok güzel bir etkinlikti. Etkinlikte şöyle bir talihsizlik benim başıma geldi. Devrim, Çilem, ben gittik ve yarım saat geç kaldık. Film gösteriminde Taksim Beyoğlu sinemasıydı. Taksim Beyoğlu sineması diye mi geçiyor? Şu an unuttum adını. Taksim sineması işte. Bu popüler bir sinema. Orada film gösterimi olacak. Daha sonrasında da after
da bir yerde eğlence olacak. Biz yarım saat geç kaldığımız için gösterime girdik ve bize dediler ki en ön boş. Ve hayatıma gittim en kalabalık film gösterimiydi. Bütün salon tıklım tıklım dolmuş. Biz de merdivenden aşağı iniyoruz en altı. Sahnenin en önünden yürüyoruz. Çilem koşmaya başladı. Hani filmi kapatmayalım diye. Ben de arkasından koşmaya başladım ama bakın Çilem bu taraftan koşuyor. Ben biraz daha sağından bu taraftan koşuyorum. Ve koşarken ayağım sahnenin çıkan basamağına bir takıldı. O sırada filmin en beyaz sahnesi açıldı. Ve ben o sırada havada uçmaya başladım. Havada uçup yerde bayağı bir sürüklendim. Yani bir metre sürüklenmiş miydim bilmiyorum. Ve yerden kalkmadım. Devrimler geldi beni kaldırmaya çalışıyor. Ben ölmüş numarası yapıyorum. Çünkü o an gerçekten yerin dibine girip bir daha çıkmamak istedim. Ben böyle şeylerde çok utanırım. Ve kahkaha atmaya başladım. O kadar komikti ki. Her yerimden kanlar akıyor. Dizim hala iyileşmedi. Elim geçmiş mi? Elimin üzeri de vardı da elim geçmiş. Çok kötüydü. Ondan sonra doktora falan gitmem lazım. Çünkü dizimin üzerindeki deri yok olmuştu. Ve ben o şekilde partilemeye devam ettim. Çiloş'la ben sanki hiç düşüp yara almamışım gibi partilemeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi DJ falan çıkmış. Castel'deydi sonrasında etkinlik. Ve içeceklerin adı da Optimus Prime, Bumblebee falandı. O gün yine surat makyajı yaptırmışım. Yani o kadar alışmışım ki surat makyajı yaptırmaya. Burada dizimi bükemediğim için devrimin üzerine uzatmışım. Fotoğrafı çok göstermeyeceğim. Hani belki mideniz bulanır, belki bu tarz şeyleri görmek istemezsiniz diye. Burada ucundan görebilirsiniz diz kapağımı. O gün Çilem'de kalmışız ve Çilem'de kaldığım günün sabahı. Aa, burada elimi görebilirsiniz. Elim biraz yara olmuş, yani elim de kanamıştı. Çünkü düştüğüm gibi sol tarafıma düşüp sürüklendim. Ve yer böyle yumuşak bir zemin değil, böyle pütür pütür bir zemindi. O yüzden kötü oldu bu kadar. 9 Haziran'da dışarı çıkmışız. Deniz işlerini ziyarete gittim galiba. Ha, burada görebilirsiniz dizimi. Hani kabuk tutmuş hali en azından. Buna belki bakabilirsiniz. Dizimin hali böyleydi sonrasında. 18 Haziran'da Ezgi ile görüşmüşüz. Ezgi gelmiş. O zamanlarda böyle psikolojim biraz daha kendine geldiği zamanlarda çıkıyor. Yani yaza girdiğim zaman ben biraz daha iyi oluyorum. Kışın hep psikolojik olarak o kadar iyi olmuyorum ama yazın daha iyi oluyorum gerçekten. 22 Haziran'da tekrar Ezgi ile buluşmuş. Acaba bize mi kaldı o zamanla? 26 Haziran'da o yılın en güzel hissettiğim günlerinden biriydi. Bayağı güzel hazırlanıp dışarı çıkmıştım. Aa, 26 Haziran'da bir takipçimle buluşmuştum. Mısra benim takipçim ve birkaç yıldır falan olması lazım. Minimum bir senesi vardır herhalde. Bana yazıyordu ve ben genel olarak sizlere ara ara cevap veriyorum. Mısra'yla ara ara biz konuşuyorduk. Soruma yanıt veriyordu, bir şey yazıyordu, ben ona cevap veriyordum falan. Bir gün bana demişti ki ben dedi bir gün İstanbul'a geleceğim ve seninle kahve içeceğim demişti. Ve ben de tamam demiştim. İstanbul'a geldi. Geldiği gibi de biz görüştük ve dediği gibi gerçekleştik, kahve içtik. Takipçilerim ben bir nokta arkadaş olmayı ve onlarla tanışıp konuşmayı, dertleşmeyi çok seviyorum. O gün akşamı Ezgi'de kalmışım ve devrimin güzellik uykusunu görüyorsunuz burada. Ezgi'den sonra Çilem'e geçmişim ve yine bizim grup toplanmış. 28 Haziran devrimin doğum günüydü. Devrimin doğum günü benden tam 2 gün önce. O yüzden böyle bizim doğum günleri o kadar arda arda geliyor ki. Devriminkini kutluyoruz. 2 gün sonra benimkini kutluyoruz. Ondan 2 hafta sonra Çileminkini kutluyoruz. O arada bir daha var mıydı? Arka arkaya. Sadece Birdem'le Deniz Kasım'da, bir de Kodi Aralık'ta. Onun da arka arkaya. Birdem'in doğum günü 3 gün sonra Deniz'in doğum günü oluyor. Hatta 2 gün sonra. Ondan 10 gün sonra da Kodi'nin doğum günü oluyor. Onun dışında aramızda böyle bir Nisan'da doğum günü olan yok. Hep arka arkaya. O gün devrimin doğum günü kutlamamıştık ama böyle kendi aramızda doğum günü kutlu olsun falan yapmıştık. 29 Haziran'da Ezgi ile spora gitmişim. Herhalde son spor günüm falan da o gün. Ve 30 Haziran geldi, doğum günüm. İlk defa doğum günümü biriyle kutladım ve bu da devrim oldu. Ortak bir doğum günü yaptık. Doğum günümüzün ne olduğunu haberimiz yoktu. Arkadaşlarımız planladı. Özellikle Çilem bütün organizasyonu yaptı. Ve hayatımıza geçirdiğimiz en güzel doğum günüydü. Devrim de buna hemfikir. O gün taşlar almıştık. Suratımıza taşlar yapıştırmıştık. Kendimi en güzel hissettiğim gün asıl o gündü. Evet. Yıl boyunca kendimi en güzel hissettiğim gün doğum günümdü. Grimsi, lilamsı, simli bir elbise giymiştim. İlk teknede kutladık. Tekneden sonra da hep beraber bir mekana geçtik. Devrimle pastalarımız. Cody ve ben. O gün o kadar çok fotoğraf çekildim ki. Bu benim en sevdiğim fotoğraflardan biri oldu. Ya böyle hep beraber toplu çekimimiz. Yani böyle işte 5-6 kişi çekilmişti. Sonra 5-6 kişi farklı ama o gün bayağı kalabalık bir doğum günü yapmıştık. Ama herkesin toplu çekildiği bir fotoğraf var mı? 1 Temmuz'a geçici süreliğine arkadaşımızın kedisine baktık. Tatile falan gitmişti sanırım. Bebek çok tatlıydı ya. O kadar
minnoş bir şeydi ki böyle kucağıma aldım, her yerde uyuyakalıyordu. 5 Temmuz'da radikal bir karar alaraktan bir anda Ezgi'yle Antalya'ya gittik. Ben daha öncesinde hiç Antalya'ya gitmemiştim. Antalya'yı görmeyi gerçekten çok istiyordum. Ezgi İstanbul'da yaşıyor ama ailesi Antalya'da. Beraber kız kıza yakın arkadaş olaraktan bir tatile çıktık. Burada uçaktayız ve yanlışlıkla biletleri business almışız. Hayatımızda ilk defa business uçtuk. Burada uçaktayız. Ezgi'nin elini tutuyorum çünkü benim uçak fobim var. Şöyle fobim var ama uçak kalktığı anda o kadar korkuyorum ki ben, o hızlandı ve havaya kalktığı an. O an böyle tek başımaysam özellikle ufak çaplı bir panik atak geçiriyorum. Yanımda biri varsa da elini tutup gözlerimi kapatmak zorunda kalıyorum ki panik atak geçirmeyeyim. Yine de çok korkuyorum. Böyle nefes alışım çok yükseliyor. Sonra gökyüzüne çıkıyoruz ve bulutları görünce ben rahatlıyorum biraz daha. Uçakta indiğimiz gibi eve gelip üstümüzü değiştirip havuza indik. Pembe bir flamingo bulunca hemen fotoğraf çekildim. Bu o gün akşamı rakı içmeye gitmiştik. Ezgi o gün rakılar daha dolduğu gibi fondip yapalım demişti ve ben yapmamıştım. Büyük ihtimalle tek bardakta fondip yapsaydım ben kör kütük sarhoş olurdum. 7 Temmuz'da kuaföre gitmişiz. Ve en az işlem yaptıraktan en yüksek ücreti ödedi o gün Ezgi ve biz ufak çaplı bir şok geçirmiştik. Ben saçıma fön çektirdim. Ezgi saçına boya yapmıştı ama saçları kısa ve kahverengi bir boyaydı. Aralarında da ufak paket attılar ama çok azdı. Bir de pedikür manikür yaptırıp 7000 lira mı ne bir hesap gelmişti. Diğer gün havuzdayız. Akşamına yine rakıya gitmiş. Her gün rakıya gittik. Bayağı tatil gibi tatildi. 9 Temmuz'da Kemer'e gidip orada bir biçe gidecektik. Ama Kemer'e gidip McDonald's'ta yemek yiyip daha sonrasında geri dönmüştük. Burada tekneler var. Ezgi'nin arkadaşının teknesi vardı. Teknede takılalım bari dedik ve orada meyveler, şaraplar falan bu şekilde güzel bir gün geçirmiştik ama biraz fazla rüzgarlıydı o gün hava. Kaptan ben. Sonrasında Çilem'in doğum günü vardı ve biz bir haftalığına geri döndük. Çilem'in doğum gününü kutladık. Bir hafta buradaydık. Sonrasında geri Antalya'ya döndük. Burada da Ava'ya gitmiştik. Ava'da böyle göl turuna çıktık bir tekneyle. Ailemle beraberdim. Teyzemler bize gelmişti o zamanlar. Teyzem, annem, ben, kuzenim falan tekne turuna çıktık ve o göldeki evleri o kadar sevdim ki, bakın burada birkaç tane gösteriyorum. Göl çok güzeldi. Ya benim yaşamak istediğim bir yerde öyle. Göl kenarında tek katlı ya da iki katlı bir ev olabilir. Böyle tatlı bir hayat yaşamak istiyorum aslında. 17 Temmuz'da kuzenime cilt bakımı yapıyorum. Programa gitmemişiz. 18 Temmuz'da Ezgi'deyim devam ediyoruz. Sonra tekrardan bir dip boyası yaptım ve hayatımda Emre bu zamana kadar yaptığı en güzel dip boyasını yaptı. Hatta şu anki saçıma benziyor o günkü yaptığı. 23 Temmuz'da tekrardan biz Antalya'ya dönüyoruz. Burada Antalya'da bir kere spora gittim Ezgi'de. Burada hızlıca Antalya anılarım geçsin ve İstanbul'a dönelim. Ha, şunu geçmek istemiyorum. The Land of Legends'a gittik ve ben orayı o kadar sevdim ki ben şato gördüğüm zaman dayanamam. Hayatımda en çok gitmek istediğim yerde Disneyland Paris. Bu şatoyu görünce gerçekten kendimi prenses gibi hissettim ve asla oradan ayrılmak istemedim. Çok güzel bir yerde. Antalya'ya giderseniz oraya kesinlikle gidin. Böyle gösteriler oluyor, mağazalar var, kafeler var, her şey çok güzel. 17 Ağustos'ta Antalya'da bir mental breakdown daha geçiriyorum ve ağlıyorum. Son günlerim hep ağlayarak geçti orada. Tatildeydim ama kendimi psikolojik olarak çok da iyi hissetmiyordum ve kötüleşmeye başladım. Sonra İstanbul'a döndüm. 18 Ağustos'ta, o gün hiç uyumamıştım hatta. O kadar ağladım ki uyumadan İstanbul'a döndüm. Sabahın 6'sında havalimanına giriş yapıyorum. 23 Temmuz'da sanki hiç böyle psikolojik olarak kötü bir dönem geçirmemişim gibi 23 Temmuz'da hazırlanıp süslenip dışarı çıktım. Aa, o günlerde Çilem'de mi kaldım yoksa tek mi çıkmışım bilmiyorum ama o günlerde galiba Çilem'de kalıyorum çünkü 25 Temmuz'da tekrardan Çilemlerleyim. 25 Ağustos'ta dışa çıkmışım. Devrim ve Birdem'i gizlice çekiyorum. Market deyip kendilerini dondurma alıp kafenin dışında yiyorlardı ve ben de kafede oturup onları bekliyordum uzaktan. Sonra Eylül'e geliyoruz. Bir gün babamla dışarıdaydık. Temmuz'da bu arada terapiyi bıraktım. Terapiyi bıraktım ve Antalya'ya tatil ettim. Dedim ki bu terapiden daha çok Antalya'daki tatil bana iyi gelecek dedim. Antalya'ya gittim. Zaten psikoterapide gördüğüm şeyler çok iyi şeyler değildi. Yaptıkları tedavi yöntemi hastayı daha da hastalaştırmak olduğu için ben tedaviyi yarım bırakmıştım. 11 Eylül'de tekrardan ben bir gittim.
o sıra beni aramadılar galiba. İlaçlarımı yazdırmaya gitmiştim sanırım. Ben de psikolojik olarak hastaneye gitmeyi ya da genel olarak hastaneye tek başıma gitmeyi sevmedim. Çünkü o gün babam benimle gelmişti. Sonra hastane çıkışında beraber oturup kahve içip tatlı yemiştik. Cicoş ya. Desem ki ona ben şuraya gitmek istiyorum ama yalnız gitmek istemiyorum. Hemen gelir benimle, hemen. 13 Eylül'de saçlarıma bakım yaptırdım. Keratin bakım. Ve o zaman saçlarım o kadar yumuşak ve güzel olmuştu ki. 15 Eylül'de hazırlanıp TikTok videolarımı çekmiştim. 2 ay götürmüş beni videolar. 16 Eylül'de gerçekten böyle palyaço olduğum bir andı. Değişik bir durumun ortasında kalmıştım ve gerçekten kendimi palyaço gibi hissetmiştim. O sıra bu fotoğrafı çekip bizim gruba atmıştım. 19 Eylül'de arkadaşlarımla havuza gittik. Sabahın köründe kalkıp İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna gittik. O gün öyle bir üşüttüm ki ben daha sonrasında hastalığım şu anda bile hala geçmiş değil. Bu ciğerlerim hala iyileşmedi. Bacağımı çekmişim. O da şöyle. Nişantaşı'nda saçımı bakım yaptırmaya gittiğim gün ben hep böyle yolları kaybediyorum. Hiç bilmediğim yerlere gidersem o gün kesinlikle kaybolurum. O gün de Nişantaşı'nda kuaförden sonra bir yere geçecektim ve o yüzden telefona konumu açmışım. Bir ara sokaktan döndüm ve yanlışmış. Geriye bir döndüm. Yerde şöyle bir demir varmış. Ben o demire öyle bir çarptım ki gördüğünüz gibi bacağım mor. Sürekli ben düşüyorum ya da bir yerlerimi vuruyorum. O yüzden her yerim mor oluyor. Sonrasında 26 Eylül'de test çalışması için bir projeye katıldım. Ben terapiye devam etmeyi bırakmıştım ve hastaneden bir doktor beni aradı. Dünyanın en tatlı doktoruydu. Gel dedi bir görüşelim, test falan yaparım. Meğersem bir test üzerinde çalışıyormuş bir doçent doktorla. Bu testte bazı hastalıkların bazı şeyler getirdiğini görmüşler. Yeni bir şey. Mesela bir psikolojik rahatsızlığa sahipseniz o rahatsızlığın sonrasında getirdiği bir şey çıkıyormuş ortaya. Bu yeni çıkmaya başlamış. O da benim olduğum psikolojik rahatsızlık üzerineydi. O yüzden bu çalışmalarında ben de yer aldım. Sonrasında 3 Ekim geliyor. 3 Ekim'de ben erkek arkadaşımla tanıştım ve 3 Ekim'de mi tanışmışız? Galerimde fotoğrafı varsa sanırım 3 Ekim olması lazım. 5 Ekim'de de biz sevgili olduk. Yani tanıştık. 3 Ekim'in akşamı biz tanıştık ve biz 5 Ekim'in akşamında sevgili olduk. 13 Ekim'de Çilem'in 1 milyon partisi vardı. Çilem'in 400 binini de beraber kutladık. 500 binini de beraber kutladık. 1 milyon oldu. 1 milyonu da beraber kutladık. O partiden bir gündü. Daha sonrasında 24 Ekim'de Ezgi ile görüştük ve benim hesap kitabıma bakmadan yaptığım alışveriş o gün başladı. Ezgi ile gayet buluşmuştuk ve kahve içiyorduk. Sonrasında Ezgi dedi ki gel biraz dedim mağaza dolaşalım. H&M'e girdik. İlk olarak bu ceketi beğendim. Ceket diye geçiyor sanırım. Bunu almayı o kadar istedim ki dedim ki bunu almak zorundayım ben. Tam benlik. Sonrasında daha çok sevdiğim bir şey daha gördüm. Bunu alışveriş videomda göstermiştim. Beyaz üzeri düğmeli çiçekli bir üst şuradaki. Çok gözükmüyor ama bunu alışveriş videomda gösterdim. Onu aldım. Bunu almama sebebim de buna benzer bir üstüm var aslında. O yüzden bunu almadım ama hala içim bunda. Yani her an alabilirim. 6 Kasım'da Deniz'le gidip alışverişe çıktık. İşte lazere yazıldık. Onu yaptık, bunu yaptık. Biraz böyle terapi gibi bir şeydi. 13 Kasım'da da Deniz'le biz bu sefer kıyafet alışverişine çıktık. O gün bayağı bir alışveriş yapmıştık Deniz'de. Burada da aldıklarım. Bu aldıklarımı merak ediyorsunuz. Bundan önceki iki video alışveriş videomda. Biri kozmetik, biri daha çok kıyafet. Onları izleyebilirsiniz. Sonra 17 Kasım oldu ve Birdem'in doğum günüydü. Önce Çilem'e gittim ve Çilem'le beraber biz takıldık. Sonrasında Birdem'in doğum gününü yaşadık. Çilem, Devrim, ben. Birdem'in pastası. Birdem de bir akrep burcu. Aradan bir gün geçiyor ve bir gün sonra Deniz'in doğum günü, kız kardeşimin. Onu kutladık ve gerçekten böyle kız kıza yaptığımız çok güzel bir etkinlikti. Kız gecesi gibi bir şeydi. O günden sonra şunu fark ettik ki ara ara biz kız gecesi yapmalıyız. Burada İroşum'la fotoğrafımız. Çok seviyorum bu fotoğrafı. Ben, Deniz o gün pasta keseceğimizi hiç tahmin etmemiş ve pastayı görünce çok mutlu oldu. Ona pastayı getirdim yakarak. Tam böyle kızlarla aşkı kuşku günüydü. Yani o kadar güzel ve keyifli geçti. 19 Kasım'da erkek arkadaşımlayım ve orada bir milkshake içtim. Bir eğlence merkezine gittik böyle oyunlar oynadığımız falan. Milkshake hayatımda içtiğim en dandik ama görüntüsü en tatlı bir milkshake'ti. Bu kulaklığım ben beyazını istiyordum aslında. Beyazını da ekstradan alacağım. Pembesini görünce dayanamadım ve o gün kulaklarım o kadar üşümüştü ki buna erkek arkadaşım bana almıştı. Ve üşüdüğüm için de onun montunu giyiyorum burada. 21 Kasım'da da en son Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım 3 aylık saçımla, 3 aydır saçımı boyatmıyordum ve artık o kadar kötü bir hal almıştı ki Emre'ye gittim ve saçlarımı yaptırdık. Saçlarım şimdi bu renginde. Ya saçlarım bu renk olmadığı zaman kendimi ben Melis gibi hissetmiyorum. Saçlarımın bu renk olması lazım ve bütün hayatımı
bu renk saçla geçirmek istiyorum. Ya böyle yaşlandığımda kolay olacak. Bütün saçım beyazlığında büyük ihtimalle böyle kutu boyayla bu saçı rengini elde edebilirim bir noktada. Ama şimdilik sürekli boyatmam gerekiyor. O gün Cody ile buluştuk. Cody ile böyle o kadar verimli biraz bir gün geçirdik ki beraber. Bu fotoğrafımı da Cody çekmişti. Beraber brunch yaptık. Sonrasında Nişantaşı'nı gezdik. Sonrasında Beşiktaş'a indik. Kitapçıları gezdik. Zorlu'ya geçtik. Zorlu'da biraz takıldık falan. Bu şekildeydi. O günden sonra da genel olarak hep evdeydim. Yani pek de bir şey yapmadım. Kasım'ı da bitirmiş olduk. Biraz şöyle geleyim. Benim yılım böyle geçti. Film gösterimleri, arkadaşlarımla buluşmuşum. Erkek arkadaşım olmuş. Onun dışında da genel olarak psikolojik problemlerle geçen bir yıl oldu. Umarım bundan sonraki yıllarda yani 2024'te daha huzurlu, daha mutlu ve daha az psikolojik sorunlu bir yıl geçirmeyi diliyorum. Sizin bu arada 2023 yılınız nasıl geçti yorum olarak yazmayı unutmayın. Ve 2024 benim, hatta 2024 umarım hepimizin yılı olur ve bu zamana kadar bütün hayatımız boyunca geçirdiğimiz en güzel yıla geçiririz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz uzun bir video oldu sanırım. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.